Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Platin koleksiyon destesi açacağız. M4A1. İçinden çıkan bütün eklentilerle oynayacağım arkadaşlar. Umarım güzel bir refleks verir. Güzel bir eklenti verir. Efsane çıkarsa çok iyi olur. Şimdi deste açılımımıza geçelim. Ondan sonra da oyuna bakalım neler çıkacak. Açtım arkadaşlar. Aga sonuncuyu efsane verdi. Üst eklenti Viper. Lazer verdi. Gümüş verdi. Mavi ok verdi. Baykuş. Korsan anahtarlık verdi. Şimdi ben bunları takıp oynayacağım arkadaşlar. Hep birlikte takalım şimdi. Sonra oyunumuza geçelim. Evet geldik M4A1 reisimize. İlk bir ne çıkmıştı? Yeşil ok çıkmıştı arkadaşlar. Yan ekranı aldım. Ben okuyorum çıkanları. Şimdi yeşil oku takalım. Arkadaşlar bu tarz eğlenceli videolar için şöyle bu videoya beğeni atarsanız ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorum ve abone olursanız çok sevinirim. Çok mutlu oldum. Şimdi mavi oku taktım. Lazer çıkmıştı mor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Optik mor lazer. Nerede oluyor? Optik mor lazer. Optik kırmızı. Şöyle diğerine bakalım. Optik mor lazeri taktık. Aksesuar olarak da korsan anahtarlık. Baykuş çıkartma diyor şöyle. Yapma olarak baykuş sayaç çıkmadı. Şans olsun, sıkıntı yok. Bu tarz oldu. Ön eklenti ise arkadaşlar M4A1 Red Fof gümüş desenli bir ön eklenti. Şöyle göstereyim. Red Fof gümüş. Üst eklenti ise Viper'dı arkadaşlar. Bu üst eklenti güzel, en azından şunlar falan çıkmadı abi, düşünsenize şu çıkıyor. Neyse M4A1'e bunu taktık. Bu şekilde M4A1 reisimizle artı 6 haliyle oynayacağız. Şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bu arada sizlere bir sorum var. Sizce Mekon mu iyi arkadaşlar, M4A1 mi iyi? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Tabii ki Mekon'un artı 6 hali de yok ediyor yakın mesafeden. Uzak mesafeye de vuruyor. Menzil herhalde uzaltılmış, bilmiyorum. Sizce hangisi? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Bakalım hangisi daha iyi, yorumlarda bekliyorum. Şimdi M4A1 reisimizi, ilk göz ağrımızın oyununa geçelim. Evet arkadaşlar, bir tane oda bulduk. Bu arada bizim takım yeniyor herhalde ama az bir farkla. Şöyle bir gidelim bakalım. Oy çok iyi be. Şuraya bir bomba atsak ne olur. Bu arada ben bu eklentileri gerçekten sevdim arkadaşlar. Hoşuma gitti. Bu adam nereden vuruyor bana? Derken inan edin adamı göremedim, oraya pusmuş. Eklentiler güzel arkadaşlar. Siz de M4A1 reisinizi hangi eklentilerle oynuyorsanız onun yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Mesela hangi eklentileri daha çok oynuyorsunuz? Bu arada geliyor, çok sekiyor ya. Bu M4A1'i yıllardır oynadığımdan beri, yani böyle oyunda olduğundan beri bu silah bir türlü sekmesi geçmiyor. Bu arada bizim burada birisi vuruyor, yok. Oydu. Lan dedim bıçak mı? Arada bir tabanca da kullanalım. Oy. Kime vurdum, kim öldü? Kime niyet, kime kısmet. Gel bakayım. Gördü beni. Kardeşim güzel fenefalla vurdu. Fenefal'ın bir videosunu çekmiştim. İzlemeyenler kanalımızda izleyebilir. Sevdim lan. Halil hoş geldin bro. Hoş bulduk yazalım, ayıp olmasın. Derken yazamadım, şey kapalıymış. Şöyle arkadaşlar, oyun içi mesajlara bakıyorum çünkü ayıp oluyor sonra. Açık diyor ama oyun içi yazamıyorum. Bak mesela enter'a tıkladım, görünmüyor. Hoş bulduk kardeşim, videoyu izliyorsan. Söyleyemedim, neyse o. Kardeşim güzel. Bak geliyor üstte. Bence öldü. Rezalın öldü. Uy. Biliyordum öldüğünü. Çünkü orada ilk bir hasar yedi. Helal lan size. Çok iyi be. Hop. Kafa avcısı. Güzel. 12'de 3. Aga elim ayağıma dolandı. Lan bıçağı çektim. Bıçak atayım diye. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Ben bayağı bir sevdim. Bu arada yeniliyoruz. Atalım şuraya. Artı işareti yaptım. Demek ki orada adam yok. Ama şuradan tek tek sıkarsak da iş görüyor ha. Hop. Geldiği gibi öldü. Hop. Öl bakayım reis. Çok güzelsin be M4A1. 15'te 4. Bayağı iyi bir skor. Adam mı vardı, yok. Şuraya bir gidelim. Böyle şurada bir pusalım. Bakalım pusmak nasıl bir şey. Bu arada
Aga be. Canım dolmamıştı. 15'e 5. Kent abi video mu diyor. Selamlar sana kardeşim. Aynen video. Hop. Öyle bakayım. Buraya bir bomba atsak derken. Arkadaşlar ya, çok çok acele davranıyorum biliyor musunuz? Ama güzel. Ben bu halini sevdim. Ön eklenti sevdim. Bu arada M4A1 hakkında bir video daha çekeyim. Mesela en iyi ön eklenti hakkında olabilir. Mesela sekmeyen ön eklentiler var oyunda. Gerçekten mesela Red, bu şu an kullandığım eklenti sektirtmiyor. Vendetta sektirmez silah ama Quantum M4A1'e takılırsa çok seker. Bilginiz olsun. Güzel. M4A1'le biraz oynamak zor ama buna alışırsanız direkt her vuruşunuz iyi olur diye tahmin ediyorum. Şuraya bir bomba atsam. Aga be. Güzel. Arkamdan adam geliyor. Kardeşim. Selamlar, sevgiler. Dur, sakin ol. Oy, adam çıkıyor demek. Oy. Aman ya Rabbim, o da bize 21'e 7 bence güzel. M4A1 severleri bu videoyu izletebilirsiniz. Böyle bir challenge gibi bir şey oldu. Hyper refleks, optik mor lazer, red dof gümüş susturucu, M4A1'e yeşil ok desen, baykuş çıkartma ve korsan anahtarlıkla oynadık. 21'e 7 bence skoru iyi. Hoşuma gitti. Biraz daha ısınsaydım belki daha iyi oynardım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. M4A1 reisini bir göstereyim size. Artı 6 haliyle oynadım ama biraz sekiyor. Dediğim gibi o sekmeye bir çözüm bulsalar iyi olur. Videonun burasını kesinlikle öne almayın. Sizlere çok 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 önemli duyurulardan bahsedeceğim. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar, burası çok önemli hepimiz için. Biliyorsunuz ki biz büyük YouTuber'lar olduk. Büyük değil de böyle işte Zula'da en büyük YouTuber'lar arasındayız. Sesimizi belki Zula'ya duyurabiliriz. Ben sizlerin sesi olmak istiyorum. Tamamen elimden gelen her şeyi yapacağım sizler için. Buraya kadar izleyenler zaten benim çok özel izleyicilerim. Aşırı bir şekilde özel. Çünkü neden derseniz buraya kadar beni izlediniz. Hiç öne almadan. O yüzden hepinize şimdiden teşekkürler burayı izleyenler. Ben bir kampanya başlatacağım. Arkadaşlar kampanya değil de ben bir söz paylaşacağım Zula'ya karşı. Bunu Zula'ya ileteceğim. Aklımda birkaç fikirler belirttim. Eğer ki sizlerin de varsa söyleyin. Sizler için çok önemli soruları. Ahmet abiyi tanıyan vardır. Kaptan Atex oyun yöneticisi. Oyun herhalde reklam yöneticisi mi bilmiyorum. İşte Ahmet abi baya bir ismi geçmiş abimiz. Ben Kaptan Atex'e bütün soruları söyleyeceğim. O da inşallah bu soruların hepsini cevaplar. İlk kendisine söyleyeceğim. Sizin de söylemek istediğiniz sorular falan varsa hemen bu videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz. Bir de kanal topluluk kısmına bir şey paylaşacağım. Oraya da yazabilirsiniz. Ama bu videoyu yazsanız da görürüm. Şimdi aklımdaki tek soru. Bir günlük ZP ile marketten eşya alma geri gelmeli bence. Ben böyle istiyorum. Umarım sizler de böyle düşünüyorsunuz. En çok canlı yayında bu sorular geldi bana. Ben de Ahmet abiye bu soruyu soracağım. Abi bir günlük geri gelme marketten eşya alma gelecek mi? Bakalım ne cevap verecek. Bu arada gözlerimde ciddi bir derecede bir sorun var. Siz bu videoyu izlerken ben doktordan gelmiş olurum muhtemelen. Gözlerim yoruluyor. Gidip gideceğim doktora, bakalım hayırlısıyla ne çıkacak. İkinci olarak arkadaşlar, Battle Royale gelecek mi? Ne zaman gelecek? Bunu soracağım sizler için canlı yayında en önemli sorular. Battle Royale'de mikrofon sistemi olacak mı? Veya rekabetçiye gelecek mi? Bunu soracağım. Rekabet için yeni bir harita gelecek, sabotaj haritası gelecek mi arkadaşlar? Rekabete bağlanırken hani düştünüz ya, geri bağlanma gelecek mi? Avrupa'ya gelmiş mi? Türkiye'ye ne zaman gelecek? Kız Kulesi ne zaman gelecek? Bu soruyu soracağım Ahmet abiye. İşte indirim olacak mı? Özel teklifler neden gelmiyor ve ne zaman gelecek? Gelecek mi yoksa kalktı mı? Zula'da altınlara indirim gelecek mi? Veya zam gelecek mi? Onu da sorurum muhtemelen hani. Daha fazla. Artı 7 gelecek mi gelmeyecek mi? Benim soracaklarım bu kadar. Hileler ne zaman kalkar? Pek bir hile yok. Hileyi sormama gerek yok. Çünkü geçenlerde canlı yayında birisi sormuştu. Şöyle bir cevap verdi o kardeşimize. Dedi ki hileler hakkında biz güncelleme getiriyoruz. Hileler tekrar çıkıyor. Bu her oyunda hile var. Zula'da pek fazla yok. Yani azalmış arkadaşlar. Ya var mesela, rekabette karşımıza geliyor ama fazla değil. Ben en önemlisi bunları soracağım. Sizin de sormak istediğiniz sorular varsa
Yorumlar kısmına yazın. Ben hepsini cevaplarım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada arkadaşlar özel teklif gelmiyor. Siz altın nereden alacağınızı şaşırdınız. %5 bonuslu altın almak istiyorsanız açıklama kısmına vermiş olduğum perdijital.com linkinden alabilirsiniz. Perdijital benim linkime özel alanlar %5 bonus kazanıyor. O bonuslarınızla da altın alabiliyorsunuz ve kasa falan da hediye ediyordu. Altın aldığınız kadar mı ne? Tam bilmiyorum ama kasa falan da hediye geliyor. %5 bonuslarınızla da altın alabilirsiniz. Her akşam da canlı yayında olacağım arkadaşlar. Mesela altın alın diyorum. Neden derseniz şöyle bir şey yapalım isterseniz hep birlikte sizinle. Oyun ikincisi oldum. Şunu birincilikten düştüm. Market kasalar 2019 kasasından. Şöyle bu videomuza özel 20 tane şekliyim. Belki 2 milyon çıkar. Birinci olabiliriz. 2 milyon çıksa direkt birinciyim zaten. O 71 milyon. Biz de 70 milyon. 71 milyon 900 bin olacağız. O yüzden 2 milyon ama çıkması çok zor. Çıkıyor. Ben 69 milyon XP'ye kadar yükselttim. Zaları acilen alın. Bu kasa kalkmadan. Bir de bu kasa kalkacak mı kalkmayacak mı onu da soracağım. Siz de hemen acilen bu kasadan alın. Bakalım neler çıkacak. Açmaya devam ediyorum arkadaşlar bu arada. Böyle farklı bir sunucuda açayım. 8 taneyi. Gözüm kapalı. İnşallah Allah'ım 2 milyon XP çıkar. Girdim. Bilmiyorum kaçıncı sunucuya girdim. Materyal. Hadi be bir 2 milyon çık da kurtar bizi ya. Ama çok zor. Baya bir oranı düşürülmüş gibi hissediyorum. Eskiden su gibi çıkıyordu ama çıkar. Siz de almayı unutmayın ve sonuncuyu açtım. 500 XP olsun be. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkürler. Eğer ki birazdan mutlu ve keyif aldıysanız bu videoda böyle hoşunuza gittiyse videom. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten aboneliklerinize ihtiyacım var. Abone olan bütün kardeşlerimden Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Zula videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.